Yaz ayları geldi, konut piyasasında yeniden bir kriz başladı. Kiralık ev arayan vatandaşlar ciddi zorluklar yaşıyor. Mülk sahipleri ise kiralardaki artışlar sebebiyle evlerini boşta bekletiyor. Peki hayalete dönen boş evlerle ilgili emlakçıların görüşleri ne? Hayalet evler, yani boş ama kiralanmayan ya da artışı bekleyen evler var. Bunda da şöyle düşünebilirsiniz. Bugün bir eviniz var, ev sahibisiniz. Aynı emsalde bir evi, kirası örnek veriyorum 10 bin lira. Siz daha yüksekten vermek istiyorsunuz. Onun için şu an internet sitesine girip mesela 13-14 bin lira yazdığınızda belki bu ev bugün verilmiyor. Ama bir ay sonra, 1,5 ay sonra istediğiniz fiyatlardan evinizi verebiliyorsunuz. Bunun da önüne geçilmesi gerekiyor. Her dönem dalgalanma görülen emlak piyasası nasıl istikrara girecek? Çankaya aşağı veçlerdeyiz. Bu bölgede bir ev arayışınız var. 8 bin lira bütçeniz var. 3 artı 1 katta bir daire arıyorsunuz, örnek veriyorum. Haziran ayının başına kadar bulamamışsanız sizin bu bütçenizi artık 13-14 bin lira yapmanız gerekiyor. Devletimizin ciddi aslında bu meseleye eğilmesi ve müdahale etmesi gerekiyor bu piyasaya. Emlak fiyatlarının sınırlandırması olabilir. Yani üst bir tavan belirlenmesi bir çözüm olabilir bu piyasa için. Emlak piyasasındaki sorunları aktaran emlakçı Birkan Yüce çözümlere de dikkat çekti. Kira artış oranlarının sıkı denetlenmesi lazım. Aynı şekilde kira kontratları yaparken de devletin bilgisi dahilinde kontratlar yapmak lazım. Yani bugün siz kiracı olarak ev sahibiyle bir kontrat yapmak istediğinizde çok rahat kırtasiyeden bir kontrat alıp bu kontratla aranızda bir sözleşme yapabiliyorsunuz. Belki e-devlet üzerinden devletin de gözetimi altında bir kontrat yapıp artış oranlarını da ona göre denetlemek gerekiyor ve bu oranlara uymayan ev sahiplerine de daha ciddi yaptırımlar yapılması gerekir.